Nefis Tatlar Mutfağı'ndan kakaolu sade kek tarifi. Oda sıcaklığındaki 3 adet yumurtayı karıştırma kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave edip 5-6 dakika kadar çırpıyoruz. Kek yapımının önemli püf noktalarından biri, yumurta ve şekerin boza kıvamına gelinceye kadar, yani beyazlayıp biraz köpük köpük oluncaya kadar çırpılması. Yumurta miktarı ne kadar çok olursa olsun, İyice çırpılan bir kekte yumurta kokusunun olma ihtimali çok düşüktür. Gördüğünüz gibi çırpma işlemine devam ettikçe karışımın rengi açılıyor. Karışımımız istediğimiz kıvama geldi. Kek yapımında kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olması diğer önemli püf noktalardan biri. Oda sıcaklığındaki 1 bardak sütü ve 1 bardak sıvı yağı karışımın üzerine ekliyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Sonrasında unu eklemeye başlayabiliriz. Bir diğer önemli püf nokta ise unun elenerek eklenmesi. Kekinizi yaparken unu, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek eklerseniz kekiniz çok daha güzel kabaracaktır. Bu malzemelerle toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Kekimizi 3-4 dakika kadar bu şekilde çırpıyoruz. Sonrasında hazırlamış olduğumuz karışımın yarısını içini yağladığımız kek kalıbına döküyoruz. Kalan karışıma 1,5 yemek kaşığı kakao ilave edip karıştırıyoruz. Ben biraz şanslıyım. Minik oğlum mikser sesine asla kayıtsız kalamaz. Hemen sesi duydu ve yardımıma koştu gördüğünüz gibi. Kakaolu karışımı da güzelce karıştırdıktan sonra karışımı kek kalıbına ilave ediyoruz. Benim kekimin sade kısmının miktarı kakaolu kısma göre biraz fazla oldu. Siz dilerseniz az önce de belirttiğim gibi yarı yarıya yapabilirsiniz. Sonrasında kakaolu ve sade kısmı kaşık yardımıyla birbiriyle karıştırıyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında kekimizi pişiriyoruz. Kekinizin pişip pişmediğini anlamak için bir kürdanı ya da sivri bir bıçağı kekinize batırın. Eğer bıçakta ya da kürdanda hamur kalmıyorsa kekiniz pişti demektir. Fırından çıktıktan sonra 10-15 dakika kadar dinlenen keki kalıptan çıkarabilirsiniz. Kekimiz hazır. Afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.